Herkese merhaba değerli takipçilerimiz. TT serimizin bir diğer videosu ile beraberiz. Veteriner hekim bir takipçimiz taşınabilir ultrason cihazını göndermiş. Cihaz hiçbir şekilde açılmıyor. Kartını dışarıya aldığımız zaman iki farklı modülden oluştuğunu gördük. Şu şekilde güç katı modülü var. Burada üzerinde güç bağlantıları, görüntü bağlantıları ve bir tane fan bulunuyor. Burada da anakartın üzerinde işlemcisi, RAM'leri, klasik bir anakart. Burada bir dizi MOSFET görüyoruz. N kanal, P kanal sıralı MOSFET'ler. Yine arka tarafta da N kanal, P kanal MOSFET'leri görüyoruz. Buralar ultrasonik frekansların oluşturulduğu güç katı. Cihazın ilk incelemelerini, gözle incelemesini yaparken ultrason probunun bağlantı soketinde bir miktar korozyon olduğunu gördüm. Buralarda bir hasar oluşmuş. Şu an kameramda net görünmüyor. Burayı mikroskop yardımıyla göstereceğim. Burada bir sıkıntı söz konusu. Yine kartın üzerinden de belirli noktalardan ölçümler yapacağız ve cihazı açmaya çalışacağız. Karta 14 volt bağlantısı yaptım. Herhangi bir akım çekilmiyor bu şekilde bir karttan. Starttan önce akım çekmesi beklenir fakat bir problem söz konusu. Şöyle karta start verip deneyelim. Açma kapama düğmesine bastığım zaman yine herhangi bir akım çekilmiyor. Kart hiçbir şekilde start almıyor. Güç kaynağı bağlantısını ayırdım. Kartın üzerinde bir genel ölçümleri yapalım. Burası batarya şarj devresine benziyor. Şöyle bir kondansatörlerden yoklayalım. Herhangi bir sıkıntı gözükmüyor. Yine burada bir şarj kontrol entegresi olduğunu düşündüğüm bir çip var. Bunun da kondansatörlerinden baktığımızda herhangi bir problem gözükmüyor. Sorunun burada olduğunu düşünmüyorum. Güç katı kartını kaldıracağım. Hemen altta şu kısımda bir tane güç yönetim çipimiz var. Buradan ölçümler yapacağız. Herhangi bir problem gözükmüyor. Bobinden de ölçüm yapalım. Herhangi bir problem gözükmüyor. A ve bilmediğimiz bir kartta nereyi ölçeceğiz, nerelere bakacağız? Bu gibi sorularla çok karşılaşıyoruz. Her videoda bu bilgileri size aktarmam maalesef mümkün olmuyor. Burada 5 volt bobinim var. Hemen yanına yazmış zaten. Burası da 3,3 volt bobini. Bunların çalışma mantıkları laptoplarla aynıdır arkadaşlar. Herhangi bir problem gözükmüyor. Burada bunların sürücü entegreleri var. Girişlerini yoklamak istiyorum. Kartın şemasına, herhangi bir bilgisine illaki sahip olmanız gerekmiyor. Hani sahip olsanız iyi olur mu? Tabii ki de iyi olur fakat bu şekilde bir cihazın herhangi bir bilgisine ulaşmanız mümkün olmaz. O sebepten artık temel elektronik bilgileri neticesinde ölçümler yapmanız gerekir. Hangi parçanın beslemesi nerede bulunur, nereden ölçülür? Kondansatörler bu konuda oldukça önemli. Bu gibi detayları eğitim setlerimizde, kurslarımızda anlatıyoruz. Burası ayrı bir devre. Buradan değer görmeyi beklemiyorum. Çünkü pil bağlı. Burası bir hafızanın silinmemesi için oluşturulmuş devreye benziyor. Devam edelim. Herhangi bir kısa devre vesaire var mı? Evet, burada bir kısa devre görüyoruz. Burada bir sıkıntı yok. Burada da bir sıkıntı yok. Kısa devre gördüğümüz kondansatöre bir bakalım. Bu bir LDO regülatör parçam. Kırmızı probu gene diye koyup bir giriş çıkışını ölçmek istiyorum. Bundan çıkışında kısa devre görüyorum. Şu orta bacak girişi. Girişte 204 değerini görüyorum. Girişte zaten bir kısa devre olmuş olsaydı bu şekilde buradaki bobinden yaptığımız ölçümde bunu rahatlıkla yakalardık. Hani buradaki 5 volt bakayım şöyle bir aynen 5 voltluk gerilim burada regülatörümüze geliyor ve regülatörümüzden karşı tarafa düşürülmüş bir şekilde çıkartılıyor. Çıkış bacağına baktığımız zaman bir kısa devre var. Ya bu regülatörün beslediği hatta ya da regülatörün kendisinde bir kısa devre söz konusu. Yerinden çıkartıp kısa devre kalkıyor mu bakalım. Bu düşük güçlü bir regülatör. Elimde bunlardan fazla sayıda mevcut. Şöyle üzerine biraz flux uygulayalım. Zamanında çok fazla T-Box tamir ettik. Daha doğrusu tamir edemedik. Hurdaları elimizde kaldı. Onların üzerinde bolca bulunan bir parça. Bu şekilde komponentlerde sıcaklığı çok fazla yükseltmeyin arkadaşlar. Şöyle 350 derece civarı yeterli olacaktır. Özellikle arızalı parçayı çıkartırken yüksek sıcaklıkta sıkıntı yok fakat sağlam parçayı takarken çok fazla 300-320 derecenin üzerine çıkmamaya özen gösterin.
Parçayı yerinden sökeceğim. Parçamızı dışarı aldık. Öncelikle kısa devre kalkmış mı onu da görmek istiyorum. Çünkü beslenen tarafta da bir kısa devre söz konusu olabilir. Şöyle çıkış bacağından yokladığım zaman herhangi bir kısa devrede yer alamıyoruz. Hatta buradaki bobinden de besleme sağlanmış. Buradaki çıkış bacağı kondansatörden dolaştıktan sonra bobine geliyor. Bobinle bir kontrol edelim. Bobinle de herhangi bir sıkıntı yok. Kart üzerindeki kısa devre kalktı. Şimdi yerine yeni regülatörümüzü yerleştireceğiz. Arızalı parçamızın değişimini yaptık. Tam şu kısımda bulunuyor. Şimdi enerji vermeden şöyle güç bağlantısını da yapalım. Güç kartı bağlantısını yapalım. Güç girişimde 14 volt gerilim altında 1 amperle sınırlandırılmış bir akım veriyorum. Zira üzerinde bir kısa devre olabilir. Şu şekilde bağlantımı yaptım ve 17 miliamper civarı bir akım çekmeye başladı. Bu iyi haber, kartın start almaya hazır olduğunu gösteriyor. Şöyle bir güç düğmesine basalım. Ve bip sesini duyduk. Kartımız start aldı. Fanım dönmeye başladı. Fakat bir problem söz konusu. Hemen enerji bağlantısını keseceğim. Voltajım akım sınırlandığı için hemen 14'ten 8 volt civarına düştü ve 1 amperle sınırlandırılmış bir akım çekmeye başladı. Bu da kartın üzerinde starttan sonra yüksek akım çeken bir parça olduğunu bize gösteriyor. Kartın start alması bizim için sevindirici haber. En azından işlemcide veya kritik parçalarda herhangi bir problem olmadığını gösteriyor. Takipçimiz ilk yazdığında ben açıkçası işlemcide bir problem olabileceğini düşünmüştüm. Fakat yaptığımız genel ölçümlerde basit bir eldiyo regülatör arızasıyla karşılaştık. Değişimini yaptıktan sonra da kartımız başarıyla start aldı. Kartın herhangi bir data sheet'i bilgisi yok. Dediğim gibi bunun üzerinden ölçümler yapmamız gerekiyor. Bu da temel elektronik bilgi sayesinde yapabileceğiniz bir şey. İşte bobinlerden ölçüyoruz, kondansatörlerden ölçüyoruz. Yine start aldıktan sonra da burada bulunan P kanal MOSFET'lerimiz var. Burada alt tarafta N kanal MOSFET'lerimiz var. Bunların bacaklarını da yokladık. Herhangi bir kart üzerinde problem gözükmüyor. Sokette bir problem olabilir. Sokette yüksek voltajlar bulunuyor çünkü. Bu gibi hiç bilmediğiniz bir kartın üzerinde ölçümler nasıl yapılır, nereler ölçülür, nerelerden hangi değerler görülür. Bu gibi bilgileri elektronik kurslarımızda açıklıyoruz. Elektronik konularına merakı olan, bu işlerle ilgilenen takipçileriniz varsa videomuzun şu an alt kısmında sipariş e-posta adresi paylaşıyorum. Bize yazarak kurslarımı sipariş edip kendilerini geliştirebilirler. Bağlantı soketime yakından baktığımda buradaki birkaç tane pinin yandığını görebiliyorum. Buralarda da biraz akıntılar olmuş. Akımı kademeli olarak arttırıyorum. 650 mA seviyelerinde ve kartımda herhangi bir tepki yok. Voltajım da 6 voltla sınırlandırılmış durumda. Akımı yükselttikçe voltajım da eş zamanlı olarak artacaktır. Şu an 700-800 mA seviyelerine çıktım. Ve voltajım 8 voltu gördüğü anda fanım çalışmaya başladı. Bip sesi duydum. Kartım açıldı fakat 1 amper civarı bir akım çekiyor. Şöyle biraz daha voltajımın yükselmesini sağlayacağım. Burası normalde 14 voltla çalışıyor fakat şu an 8 volt civarı gerilim sağlıyorum. Voltajı akımla birlikte eş zamanlı yükseltmeye başladığım zaman soketimde hareketlenmeleri görmeye başladım. Şu kısımlara dikkat ederseniz şu an akımımı sınırladım. Yavaş yavaş akımı yükselttiğim anda soketimden dumanlar çıkmaya başladı ve akmaları görebiliyoruz. Soketimi eritmeye başladı. Bu şekilde bir soketi yerinden sökmek sandığınızdan çok daha zor olacaktır. Şöyle bir miktar flux uygulayarak öncelikle hemen soketimin bitişinde bulunan kondansatör ve D55 yazmışlar diyot olduğunu düşündüğüm parçayı yerinden bir çıkartacağım. Aşırı ısı sebebiyle bu parçaların zarar görmesini istemiyorum çünkü burada ciddi manada bir ısı artışı olacak. Sıcak hava istasyonumu 400 dereceye ayarladım.
Soketi yerinden kaldırdım. Deliklerimizin temizliğini de yapalım. Burada çok fazla bağlantı noktası var. Elinizde yeterli güçte bir ekipman yoksa buranın demontajını yapmanız mümkün olmaz. Şekilde yeterli miktarda ısı uygulayıp lehimlerimin erimesini sağlayacağım. Buralarda kurşunsuz lehim kullanılır. Sırayla bölge bölge buranın temizliğini sağlayacağım. Çektirme teli kullanabilirsiniz fakat böyle bir yerde çok fazla da iş yapmayacaktır. Kartımın üzerinde birkaç komponentin de yerini oynattım. Şu an buraya dediğim gibi çok yüksek miktarda ısı uyguluyorum. Bu şekilde bir pinin temizliğini yapmak gerçekten zordur. Şöyle tekrar bakalım. Herhangi bir problem gözükmüyor. Burada dağılan parçalarım var. Bunları da bir toparlayalım. Buraya da bir miktar lehim düştü. Sıcaklığım biraz düşeceğim artık. Burada komponentlerim var. 350 dereceye düştüm. Parçaların da yerine oturdu. Şimdi ultrasonik bağlantı soketimizin içini açalım. Ne sıkıntısı var görelim. Buralarda yanıklar görmüştük. Soketim tuner gibi metal bir kılıfın içinde. Şöyle kenarlarından açtırarak kılıfından ayıracağım. Bakalım içinden nasıl bir sıkıntı ile karşılaşacağız. Şöyle kenarlardan çok rahat bir şekilde ayrılıyor. İçine baktığım zaman jelimsi bir şeyler görüyorum. Plastik ve metalin birleştiği yerden bir ayırmayı deneyeceğim. Gayet iyi. Soketim yerinden çıkıyor. Bağlantı soketimi yerinden çıkarttım. Bu kısımda herhangi bir problem gözükmüyor. Zannedersem bunların geçtiği hatta bir problem var. Buralarda herhangi bir yanık belirtisi göremiyorum. Burayı daha fazla sökmeye çalıştım fakat çıkmıyor arkadaşlar hiçbir şekilde. Burası bir dişi soket. Buradan gelen erkek pinleri bağlantısını yapıyor. Yine karşı tarafta prob üzerinde de bu şekilde erkek soket var. O da yine buradaki deliklere girerek iki erkek soket arasında dişi soket olarak köprü görevi görmekte. Fakat burayı hiçbir şekilde sökemedim. Zannedersem sıkıntı buradaki yalıtkan malzemede bunun içine bir sıvı vesaire gitmiş ve buradaki yalıtım bozulmuş ve kömürleşmeye de başlayınca zannedersem iletime geçmeye başladığı için burada bir kısa devreye yol açıyor. Takipçimizle iletişime geçip bu soketin yenisini temin edebilirsek kartın üzerine lehimleyip kartın çalışmasını sağlayacağız. Şu an merak ettiğim kartımız çalışacak mı onu denemek istiyorum. Soketimizin hemen arka kısmında bulunan komponentlerini de yerine lehimledim ve temizliğini yapıp kartımızı toparlayalım. Kart çok kalın olduğu için üzerinde çalışma yapmak gerçekten zorlayıcı oluyor. Ön tarafında temizliğini yapalım. Kartı toparladım. Ekran bağlantımı yaptım. Güç kaynağım 14 volt, gerilimde 1 amperle sınırlandırıldı. Güç bağlantımı yapıyorum ve 14 volt gerilim altında 17 miliamper akım çektiğini görüyorum. Bu kartımızın start almaya hazır olduğunu gösteriyor. Şöyle yanda start verdiğimiz zaman fanımız dönmeye başladı. Ekran geldim bakalım. Şu şekilde ekranımız da geldi. Cihazın açılmasını bekliyorum. Bir düğmesine basalım. Ve şu an ekranda parazit sinyallerin oluşturmuş olduğu ultrason görüntüsünü görüyoruz. Çıkışa soket değiştirildikten sonra bir prop bağladığınızda buradan net bir şekilde ultrason görüntülerini alabilirsiniz. Cihaz başarılı bir şekilde çalışmaya başladı. Umarım videomuz faydalı olmuştur. Faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğenmeyi, yorum yapmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepiniz hoşça kalın.